Merhaba, Sofi Tan'ın bugünkü konuğu tiyatro yönetmeni, oyun yazarı, oyuncu, eğitmen ve yeni Vedic Lab'ın kurucusu, bir oyunculuk atölyesi Hayati Çıtaklar. Hoş geldin Hayati. Hoş bulduk Rahim. Böyle hepsinin bütün title'larını söyledik. ama sanıyorum eğitmenlik en ağır basanı şu dönemde özellikle. Yazı ve eğitmenlik. Yazı da hep yine hiç ara vermeden devam ama evet eğitmenlik. 26 yaşımdan beri hiç bir sene boş yok. Evet. Peki, 8 sene oldu. Hem yurt dışında çok deneyimim var bu konuda, eğitim anlamında ve deneyim anlamında. Oyunculuk teknikleri çok çeşitlendi. Eskiden bir Stanislavski tekniğiyle tanışmış olurduk, tanışırdık. Sonra Brechtian bir oyunculuk, grotesk bir oyunculuk kavramı çıktı. Ama şimdi yetişmek mümkün değil. Biraz bu dünyadan biraz bahsedelim istersen. Çok tamam. Merak ediyoruz hepimiz. Tamam. Şimdi şöyle açıklayayım. Stanislavski hala çok makbul bir eğitim. Hatta dünyanın bütün konservatuarlarında diyelim ki işte bizde en bilinenleri söyleyeyim. Kimseyi de üzmek de istemem ama İstanbul Devlet Konservatuarı bilindik bir okul, yani köklü bir okul, hala Stanislavski'dir. Baktığınız zaman Yale, Grotowski ile beraber bir enstitüsü vardır. Yine Stanislavski'dir. Bugün Londra'da bir yere gitseniz bütün Avrupa hala Stanislavski'dir. Ama mesela Amerika'da da bir sürü okul Stanislavski'dir. Ama tabii ki Stanislavski'yi öğrenenler oraya gidip onu biraz değiştirip aslında kendi ekollerini oluşturmuşlardır. Yeni ekollerden de işte bizim de Türkiye'de çok popüler olan Eric Morris var. Amerikan tekniği daha çok. Biraz daha enstrüman dediğimiz, yani kişinin beden, ruh ve zihin açıklığına buradaki farkındalıkla, yani anda olmasıyla birlikte enstrümanı geliştirmeye yönelik. Bu gereklilikten mi? Yani enstrümanın farkındalığı gerekliliğinden mi doğuyor bu teknik ya da sadece çıkışın neye bağlıyorsun? Şimdi şöyle açıklayayım. Çıkış bence bir Stanislavski oyuncusu ya da işte konservatuara gelen birinde enstrümanın açıklığını bence ön koşul olarak istiyor. Ama diğer tarafta enstrümanı açık biri değilse, diyelim ki çok duyguları yerli yerinde değilse, bazı şeyler eksikse, hislerde bir problem varsa, çok kapalıysa, habire bir maskeyle, persona dediğimiz maskeyle işte hayatına devam ediyorsa, oyunculukta da hep tek tipleşmeye gidecektir. Morris diyor ki evet, herkes oyuncu olabilir ama biz ilk önce enstrümanı açalım, buna uzun bir süre ayıralım. Bence ayrıldıkları yer burası. Morris'te enstrümanı açmak. Stanislavski zaten enstrümanı ön koşul olarak kabul ediyor. Haricinde Grotowski var. Popüler bir teknik değil şu anda ama Amerika'da hala çalışan gruplar var. Yale Üniversitesi'nin bir kendine ait bir grubu var. Yale Drama School'da. Ritüellerle, seslerle, yani mantralarla çalışıyorlar. Ama o bir adanmışlık gerekiyor. Öyle ben günde 2 saat çalışacağım buna değil. Onlar beraber yaşıyorlar. O company, yani bir grup olma sürecini deneyimliyorlar. Tabii Stella Adler var. Uta Hagen var. Yine Türkiye'de çok tutunmuş olan Meisner yöntemi var. Ki bence kamera oyunculuğuna çok etkili bir yöntem. Sürekli dinleme üzerinden çalışıyorsun. Ben seni nasıl dinliyorum? Sana nasıl tepki veriyorum? Senden aldığım duyguyu alıp nasıl dönüştürüyorum? Böyle bir şeydi. Bir de şimdi daha da dünyaya açılırsa bir kocaman bir Hindistan var önümüzde. Katakali tiyatrosu var. Katakali'de bir de onlar, şimdi ırkçı olarak da gözükmek istemem ama oradaki ırkın nasıl, işte siyahların daha enteresan sesleri var. Ses telleri daha uzun oluyor. Bunlarda da bedenler çok esnek, sesler çok iyi ve tamamen hareket üzerinden bir tiyatro geliştirmişler. Hadi Japonya'ya gidelim. No tiyatrosu var. Yavaşlık üzerine bir eğitim var. Yani bizde ne kadar hızlı her şey. Gerçi onların kültürlerinde de öyle. Yani kültürler dünyada başka şeyleri çıkarmış. Stanislavski'den sonra da bir de Mikhail Chekhov var. O da yeni bir yöntem. O da belli hareketlerle işte çalışınca bu belli duygulara işaret ediyor. Bunları çok uzun süre deneyimliyorsun ve başka bir tarafa doğru açılıyor beden. Ve bence hiçbiri birbirinden farklı değil. Peki sözlerinin bir yerinde bir tekniğe ilişkin Morris'e herkes oyuncu olabilir. Bu hem tehlikeli bir hem de heyecan verici aslında. Evet. Şimdi herkes oyuncu olabilir ama herkes oyuncu olur. Gerçekten olabilir mi? İsterse ve çalışırsa bence olabilir. Çünkü çocukluğumuzu düşün. Ya da hayvanları bak, ne yapıyorlar? Hayvanların yavruları bütün gün oyun oynuyor. Bizim de burada en başında yaptığımız şey oyun oynamak. Sonrasında artık bir karakteri tanımak, onun alt metnini çıkarmak, onu deşifre etmek. Karakteri kendimize değil de bizim karaktere yaklaşmamız. Diyelim ki ben Ragıp oynuyorum. İşte Ragıp nasıl oturuyor? Ragıp elini nasıl koyuyor? Başlıyoruz araştırmaya. Artık ben Hayati'den çıkıyorum. Ragıp'ı araştırmaya başlıyorum. Asıl bence bu. Nasıl dönüşürüz? Ama herkes evet bu çalışkanlığa girerse tabii ki olabilir. Çünkü bu sonuçta nasıl her gün resim yaparsanız bir süreden sonra eliniz çizmeye başlar. Her gün yemek yapın. Bir hafta sonra yemeğin tadı daha bir güzelleşmeye başlar. Her gün de oyun
oyunculuk çalışırsanız her meslekteki gibi gelişirsiniz. Bazıları da inanılmaz açık ve doğuştan yetenekli. Onlar da var. Ama onların tembel olanlarıyla istekli olanın ve çalışkan olanın ilerleme süreçleri aynı değil bence. Onun için olabilir. Ama işin tekniğiyle birlikte kendini başka bir alana götürmesi gerekiyor. Bu da disiplin ve çalışma. Başka hiçbir yol yok. Hemen ben olacağım. Ah ne güzelim. Çünkü böyle insanlar var. Çok yakışıklıyım. Ben hemen gideyim. Benden bir şey olayım. Olur mu diye geliyorlar mı karşına? Tabii ki geliyorlar. Çok gelen var. Kırmak istemiyorum insanları. Çünkü ben kendimi bunu had olarak görmüyorum. Kimseden senden oyuncu olmaz demek istemiyorum. Çünkü başkalarının hiç olmayacak dediği insanların oyuncu olabileceğini gördüm çalışmayla. Onun için ben onları kendi süreçlerine bırakıyorum. Çok severim Shakespeare'i. Hemen Hamlet'ten başlatıyorum. Çok zor şeylerden başlatıyorum. Ama bence bir oyuncunun hala eski usul olarak bu kadar hani batıya ve doğuya yüzünü dönmüş biri. Birazcık eski okulluğum vardır. Old school derler İngilizce'de. Mutlaka her aktörün Hamlet'i okumasını isterim. Onun için bana gelenler baştan Hamlet'le başlıyor. Nerede eğitim verirsem vereyim. Peki Vedic Lab'de bu nasıl bir yaklaşım sergilemeyi planladın ve bunu uyguluyorsun? Şimdi başka yerlerde de oyunculuk hocalığı yapıyorum. Ben sadece Vedic değil. Vedic bir ihtiyaçtan doğdu. Bir kere oyunculuktan önce ben botanik meraklısıyım. Böyle bir hobim var. Gerçekten bir toplamda işte 3 mekanda 600 taksiye yakın tropikler ve alt tropikler var. Böyle bir şey. Orayı da böyle bir şey yapıyordum yani. Bitki haline, bitkilerle dolu bir yer haline getiriyordum. Sonra dedim ki yavaş yavaş Ayurveda öğrenmeye başlamıştım Hindistan. Hindistan'ın tıbbıdır. Yani 3000 yıl öncesinin tıbbı. Bugün de birçok şey onunla çok bağlantılıdır. Pandemide daha böyle online derslere dalmışken bir baktım. Morris'le çok benziyor bazı şeylere. Yani o enstrüman açmak çok benziyor. Hatta işte bir orası da tıp fakültesi. Tıp fakültesini bitirdiğinizde otomatikman bir yoga hocası olarak mezun oluyorsunuz. Nefese çok önem veriyor. Sesle şifalanmaya çok önem veriyor. Kokularla, tatlarla çalışıyor mesela. Böyle bir şey. Tatlar sizi bir yere götürüyor. Kokular sizi bir yere... Yani tamamen duygularla çalışan bir tıp ve bitkilerle. Şimdi bitkiler tarafı tamamdı. Kokular gelmeye başladı. Bir de yemeğe de bayılıyorum. Yapıyorum, yiyorum. Tatlar denemeye başladık. Ve ben böyle çevremde yavaş yavaş denemeye başladım. Sonra dedim ki yani evet oyunculuk şeyle çok benziyor. Bu yöntemle çok benziyor. Ve bir hocama sordum. Hocam ben böyle bir şey düşünüyorum. İngiltere'de bir hocama sordum. Dedi ki hemen bu doktora konusu. Bunu yap. Dedim ki hemen ben şimdi zaten bir doktoram hala devam ediyor ve yapmayacağım yani. Onu bitirmeyeceğim büyük ihtimalle. Dedim bir başlayayım bakayım. Bir deneyeyim. Böyle bir oluşum kurduk. Benim kız kardeşim de dramaturg. Hep zaten beraber çalıştık. O daha çok işletme kısmını yüklendi. Ben de işte daha böyle minik minik hani çok butik. Bakalım ne olacak? Bu işlem yürüyecek mi? Tabii ki Morris Lemaisner'i ayırmıyorum ve Stanislavski'yi. Üstüne ek olarak bunu da böyle küçük gruplarla dersleri kayıt altına alarak hem belki işte doktora da bu öğrenciler de teze girerler ve buna konu olurlar ilk öğrenciler olarak. Tutacak gibi ama çok birebir çalışmak gerekiyor ve çok böyle kişisel analiz üstünden çalışmak gerekiyor ve şu anda daha kısacık 1,5 ayda gördüğüm biraz hayatlar değişmeye katılımcıların başladı. Katılımcıların hisleri nasıl peki bu yeni tekniğe? Çok açıklar. Zaten çok küçük gruplarla çalışıyorum. Yani Ayurveda sınıflarım 5 kişilik. 5'inin de hayatı değişti pozitif anlamda. Bunu ben yapmadım bence. Bence bir şeylerin farkına vardılar. Çünkü nefes almayı bilmiyorsan hayatta da bir şeyler çok eksik. Vücut dengede değilse ya da pelvis dediğimiz aktörün tam işte genital bölgelerin ya da kasıkların olduğu yer açık değilse hayatta da bir şeylere açılamıyorsun ve bir şeyler ters gidiyor. Çakralar kapalıysa mümkün değil. Biraz da tabii ki astroloji için işin içine girdi. Vedik astroloji öğreniyoruz. Şimdi bir de ders açıyoruz bununla ilgili. Ama şöyle diyebilirim. Yani mesela pelvisten örnek vermiştim ya. Tam orta noktada olduğu için eğer kapalıysa senin de merkezin kapalı oluyor. Böyle şeylerle aça aça yavaş yavaş hiç farkında olmadığı şeyleri görünce insanlar birden bir şeylerin farkına varıyorsun. Ve eski alışkanlıkların hepsini atmak zorunda kalıyorsun ve yeni bir yol başlıyor. Yani oyunculuk performansında sergilediklerimiz veya sergileyemediklerimiz sanatçı olarak bir gerekçesi, bir nedeni var. Altında yatan bir... Evet, eğer ki kendini zaten çok başlangıçta kendini keşfediyorsun da. Bir de bizim gibi ülkelerde birçok insan çok kapalı. Toplum baskısı, kadınlara yapılan baskı düşünsenize. Yani bir kadın o kadar baskıya maruz kalıyor ki mümkün değil. Yani genç işte üzerine her kıyafetin yakışabileceği bir kadın açık giyinemiyor bu toplumda. Bu bir kapanmayı işaret. Ya da işte o maskeler oluşuyor böylece o persona dediğimiz. Erkekler çok daha erkek gözükmek zorunda oluyorlar. Halbuki biz... Erkekteki dişil, dişideki erkek yani anima animusla çalışırız. Onun için bunları her şeyde dengeyi bulmak peki, gibi bir şeydir. Peki kendi atölyende daha küçük gruplarla çalışıyoruz ama farklı yerlerdeki eğitim sisteminde daha kalabalık gruplarla çalışıyoruz. Tabii, bu kalabalık gruplar içinde o bireyler, sanatçı adayları yeterince açık olabiliyorlar mı ya veya farklı rolleri bırakamıyorlar mı üstlendikleri? Yani bence bir süreden sonra buna devam eden bırakıyor. Çünkü zaten amacımız o. Amacımız artık bizden çıkıp ama yine bizim biricikliğimizi koruyarak. Atıyorum ki işte ben bir Hamlet çalışıyorsa o Hamlet'te biraz
biraz tabii ki mutlaka hayati görecekler. Böyle bir şey yok. Ama onu nasıl işlediğim önemli. Çalışma çok önemli. Ve bir süreden sonra da tabii ki bu iş eğer ki bu kadar güç bir sanat, bence en sonunda iş simyaya dayanıyor. Bir dönüşüme. Nasıl dönüşüyorsun? Nasıl o karaktere dönüşüyorsun? Çok açık olanlar var. Tabii ki yani atıyorum ki bir seçmeyle, üniversitede değilse, yani bir seçme sınavıyla almıyorsanız insanları, yetenek sınavıyla, bambaşka şeyler olabiliyor tabii ki. Yani bırakıyorlar. Çok zor geliyor. Hiç öyle televizyonda gördüğü gibi, aa bunu ben de yaparım gibi olmadığını görüyor. Bu işin çok zor olduğunu görüyor işte. Okuması gerekiyor. Özellikle şu anda gençler, ki ben 34 yaşındayım, 18 yaşında da öğrencim var, 70 yaşında da öğrencim var. Mesela daha az okuyorlar. Ama artık bunları biz yargılayabilir miyiz? Sen neden Dostoyevski okumadın? İşte neden Jung, neden Proust okumadın? Artık o yargılamaları da geçti. Eskiden yargılıyordum. Mutlaka okuyacaksınız oluyordum. Şimdi başka bir taraftan geliyoruz. Ona nasıl sevdirirsin bunu? Ya da bunun nasıl bir ihtiyaç olduğunu gösterirsin? Çünkü zaten bir karakterin ya da bir oyunun alt metnini anlaması için biraz edebiyat okumak gerekiyor. Bir audition'a gidecek, bir alt metin çıkarmak zorunda ve yanında hiç kimse yok. Yönetmen yok çalıştırmada. Başka biri çalıştırmıyor. Ne yapacak bunda? Bakıyor ki ben bu işi yaparsam, yapacaksam eğer, mecburen okumam gerekiyor. Mecburen kendime bir şey katmam gerekiyor ve benim dediğim bütün her yerde, bütün dünyada, atıyorum Hindistan'dakiler zaten şey, İngilizce konuşuyorlar ama ana dilleri o bir taraftan. Mesela buradaki öğrenciler. Bence diyorum ki bana gelmeyin, önce İngilizce öğrenin. Bu çağda bence İngilizce çok daha gerekli bir şey. Çünkü İngilizce bilmeyen biri bazen şey diyorlar, ya herkes İngilizce öğrenmek zorunda, bugün öğrenmek zorunda. Bu işi yapacaksan bir kere dünyayı takip edemezsin. Ekonomiyi takip edemezsin. Dünyada ne, sanatı bırak, ne olup bittiğini takip edemezsin. Türkçe'de her şeyi bir yorum olarak okuduğunun, çeviri olarak okuduğunun bence insanlar biraz farkına varsın diyorum ve girsinler, o zaman önünde zaten milyonlarca kaynak açılıyor. Bütün kitaplar, tiyatroya dair diyelim, bence sanata dair bütün kitaplar çevriliyor İngilizce'ye. Bunları okuyabilir. Peki online oyunculuk eğitimine nasıl bakıyorsun? İlk pandemide başladık online eğitime. İlk bir ay çok zordu. Çünkü ben bir de tabii dokunuyorum bazen öğrencilere, yani atıyorum ki bir sürü egzersiz yapıyoruz. Mesela Skinner Releasing diye bir egzersiz var. Mecburen belirli noktalarına işte dokunmak zorundasın, atıyorum ki. Şimdi tabii onlar kalktı. Dokunmalar yok. Sarılamıyorsun bile, yani tokalaşamıyorsun bile. Yepyeni şeyler. Bence bu zorluklar iyi bir şey. Çünkü bizi daha yaratıcı olmaya sürüklüyor. Daha ne yapabilir? Nasıl Zoom'da onu zaten canlı olarak tutabilirim? Bu bir de artık kamera oyunculuğu. Herkes de bunu istiyor. Bence kamera oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu. Evet, farklı şeyler. Ama bir taraftan da değil mi? Herkesin gönlünde hem tiyatroda ama çoğunluğunda zaten kamerada. Evet. Bir taraftan buna da alışıyor. Biz yeni bir şeyler türetmek zorunda kalıyoruz. Bence bu çok anlamlı oluyor. Mesleğine dair sorgulamalar başlıyor. Bir taraftan da bütün dünyada önünde oluyor. Yani bu çok kolay bir şey. Baktığın zaman işte ben 10 tane farklı ülkeden tiyatro yapan arkadaşımı dersime davet edebiliyorum. Şimdi 10 farklı kültürden gelip de hani hepsinin tiyatro anlayışı, oyunculuk anlayışı bambaşka. Bunlarla 2 saat çalışmak bile o öğrencinin bence o öğrenciler için nimet. Onları görüyorlar, yeni bir şeye ne bileyim tanık oluyor. Sonrasında da bunu mümkün değil yani yapman şeyde, yüz yüze eğitimde. Evet. Hepsini 10 ülkeden de kişiyi buraya getirmen gerekiyor. Buraları keyifli. Ama tabii ki zor. Çok daha enerji gerektiriyor bence. Ama bir challenge alanı bu, bir mücadele alanı. Ve dünya biraz da buraya gidecek. Çünkü auditionlar artık kimse bir işte kast direktörüne gidip de çektirmiyorsunuz. Herkes istiyor yani kendisi. Kameran varsa, ki basit bir telefon kamerasıyla da olabilecek şeyler. Bunlara alışmaları gerekiyor. Bir de bence biz Türkiye'den hep daha küçücük yerlere bakıyoruz. Ben hep istiyorum ki bütün öğrenciler, bütün insanlar dünyaya baksın. Ya dünyada ne oluyor? Evet. Hepsi zaten online'ı açmaya başladılar. Bugün İngiltere'de işte 100 pound verip de izleyemeyeceğin bir oyunu evinde ücretsiz izliyorsun. Aynı şey mi? Tabii ki değil. Ama bence çok kıymetli bir şey. Hepsi açıyor. Diğerinde başka türlü bir şeye baktığımızda böyle tiyatroların etkileşimleri başka bir tarafa geçti. Habire işte yeni projeler geliyor. Avrupa Birliği bunları destekliyor. Ben hep istiyorum ki perspektif çok geniş olsun. Bir de uluslararası menajerlikler kuruldu. Bugün o kadar çok işte Arapça bilen oyuncuya, aksanlı Arapça konuşabilecek oyuncuya çok ihtiyaç var. İngilizce zaten o kadar ana dili oldu ki, atıyorum işte Netflix'te İngilizce çok rahat oynayabilirsiniz. Bunun için bence biraz daha buraları da kurcalamak gerekiyor. Çünkü coğrafi olarak da biz çok önemli bir taraftayız Türkiye olarak. Ve oyunculuk olarak da evet bir taraftan kapalılıklarımız var ama duygu olarak da Avrupalılara bence çok büyük fark atarız. Çok zengin, evet. Çok zengin. Çünkü burası zaten drama dediğimiz ne aslında? Yani çelişki. Biz dramanın ortasındayız zaten. Bizim her günümüz drama.
drama olarak bakıyorsak. Buradan da insanlar yazarını da çok besliyor, yönetmenini de çok besliyor. Asıl yaratıcılık burada. Buradan dünyaya bir şey çıkarırsa bence her koşulda önümüz açık. Ben çok beslenen ve üreten bir yazarsın aynı zamanda. Çalışkanım, öyle diyeyim. Evet. Peki yarattığın eserler, o karakterleri yaratırken, o hikayeleri kurgularken, o dünyayı, bu araştırdığın oyuncu tekniklerini de barındıracak ya veya yansıtabilecek bir dünya mı kuruyorsun? Öyle bir dünya kurmuyorum. Bence hikaye ve önemli olan ben ilk önce hikaye oluyor. Hiç oyunculuk tekniği tarafından bakmıyorum işe. Yani hiç öyle bir anlayışım da yok. Onu tamamen bir kenara bırakıyorum. Çünkü o rejinin görevi. O yönetmenin görevi ki ona çok daha büyük bir alan tanımak gerekiyor. Yani bir tekniğe zorlayan bir... Asla değil. Zaten kendimi de zorlamıyorum. Ne zaman ben karakterin sesini duymaya başlıyorum? Benim için 5 sene de sürebilir bir oyunun yazımı, 10 sene de sürebilir. Artık kendimi öyle sıkıştırmıyorum. Duyduğum anda ve aktığı anda zaten o yolunu buluyor. İşte hayattaki gibi. Evet. Hayattaki Peki, gibi. Peki bu beslenme seni dizi senaryo yazarlığıyla ilgili bir heyecan, bir motivasyon yaratıyor mu? Yazıyorum şu anda. Hem bir uluslararası bir proje yazıyorum. Pakistan, Fransa ve Türkiye ortaklı bir İngilizce olacak bir yine efsaneli bir iş. Bir de bir müzikal yazıyorum. İsmi de İstanbul Çiçeği. O daha artık sonlarındayız işin. Bir de bir Türk dizisi. Bir roman ama ismini söylemeyeyim. Eski bir roman. 3 kere filme çekilmiş. Bir kadın romanı. Onu alıp tamamen bağımsız uyarlamayla bugüne getirdik ve biterim olmuş bir roman. Bir şeyler denedik kardeşimle. İşte bölümler çıktı. Hikayeler çıktı. Prodüksiyonlarla işte görüşülmeye başlandı. Ama çok pahalı bir iş olduğundan pandemide mümkün değil gibi gözüküyor çünkü. Evet. Çok mekanlı herhalde. Çok mekanlı, bir de asıl çalıştığımız romanın draması yoktu aslında. Yani bu 3 kere sinema filmine de uyarlanan romanın hiçbir draması yoktu. Mecburen bize de tamamen özgür uyarlama hakkını verdi. Onka Ajans'tayım ben. Mehmet Karaca ile birlikte çalıştık. Öyle olunca ben coştukça coştum. Tek ailenin üzerine 7 aile koyduk. Şimdi oldu Game of Thrones gibi bir şey oldu. Böyle olunca da çok aşırı pahalı bir şey oldu. Bakalım, bilmiyorum. Ama bu sonuçta benim için illa televizyonda yayınlanması değil, başka bir şeye dönüşür. Yazı ölmez. Evet. Yazı gerçekten ölmez. Oyunculuk ephemeral denilen bir terim vardır. Özellikle tiyatroda. O andasınızdır. Oradadır. Ve alkışı alırsınız. Biter. Onu kameraya çekmek de aynı şey değildir bir oyunu. Ama yazı ölmez işte. 20 yaşında yazdığın şey bugün küçük bir editle sahneye taşınır. Hem o başka bir sevinçtir. Hem maddi anlamda Türkiye'de telif, çünkü telif kanunu, telif hakları kanunu çok biliyorsunuz. Sorumlu yani bir şey. Bunlar da bir insanın bir emeğinin, 10 yıl önceki bir emeğinin şimdi de ortaya çıkması ve küçük de olsa sana maddi manevi bir mutluluğu getirmesi, ben olağanüstü bir şey olarak görüyorum. İnsanı besleyen bir şey, kamçılayan bir şey de. Evet. Onun için hep oyunculara da diyorum, bakın yazın. Ya bir şey yazın, iyi olmak zorunda değil. Zaten bunu yapacak işte senaryo doktorları var. Dramaturgunuz var. Zaten bir şey yazdıktan sonra o oyun bitmiyor ki, provaya giriyorsunuz. Tabii. Bence yaşayan bir yazar yönetmeniyle çalışmak zorunda. Ha oyunu bitirmiştir, hiç uğraşmak istemez. Ben öyle değilim. Ben bayılırım yönetmenle çalışmaları. Orayı değiştirelim. Hatta provada olmadı. Şey deriz, bu sahne tutmadı. Ya, çünkü yazdık gibi değildir o. Evet. Çıktığında biliyorsun yani yönetmen evet. olduğun için başka bir şeye dönüşür. O zaman bence yazar devreye girmelidir. Hala bu kadar açıklığa izin vermeliyiz. Çünkü o yönetmenin yaratıcılığından ya da oyuncunun yaratıcılığı başka bir şeye dönüşüverir o. Hı-hı. Ben buna izin veririm. Peki seni bulmuşken çok merak ediliyordur. Oyuncu olmak isteyenlere bu kadar okul, bu kadar ekol, bu kadar kurs ve seminerler varken nasıl bir ayrım yapabilirler? Kendilerinin içinde olabileceği yapıyı nasıl seçebilirler? Tüyo verebilir miyiz onlara? Yani tüyo veremem çünkü bugün Türkiye'de birçok farklı ekol var. Ha bir tanesini söylemeyi unuttum. Çok değer de veririm. Mesela Şayka Tekant vardır. Yılların oyunculuk eğitmeni ve benim o kadar kişisel yani tanıyorum ama hani böyle çok sıkı sıkı tanımıyorum böyle. Çok yakından tanımıyorum. Ama çok saygı duyduğum bir kadın. Performatif oyunculuk üzerinden bir şey yapıyor. Bence Terzopoulos'un tekniğini alıp kendi onun üzerine bir şey koyup yeni bir şey geliştirmiş bir kadın. Şimdi bu kadına giderseniz başka bir şey. Ben de Kraft'a ders veriyorum. Kraft'a giderseniz daha Maurice Meisner üzerinden bir şey. Üniversite okuyacaksa tabii ki belirli üniversiteler var. Yeni açılan bir sürü iyi özel okul var. Bunları seçecek. Nerede olmak istiyor? Bence öncesinde de kişi kendi çabasının nerede olduğunu görmesi lazım. Yani biz insanlara şunu söylemek, yetenek veremeyiz. Böyle bir şey yok. Yani bence sanatı da kimse öğretemez. Sanatı biz öğretmiyoruz. Öyle bir şey yok. Biz sadece bir yol gösteriyoruz. Bence bu çok kıymetli bir şey. Bir yol gösteriyorsun, ona yoldaş oluyorsun, eşlik ediyorsun, kendinin farkında olmasını sağlıyorsun ve teknik öğretmeye çalışıyorsun. Ama bence bu tekniklerin sonunda da zaten kendi tekniğini bulmak zorunda. Bu tekniklerin hepsini çöpe atacak. O kadar biricik olmak istiyorsa, o çok beğendikleri işte
işte Kate Blanchett'lar, Meryl Streep'ler. Bunların hepsi bakın başka ekollerden geliyorlar. Bunlar hepsi kendi biricik, o unik dediğimiz tekniği bulmuş insanlar. Teknikler ötesinde bir şeye gidecekse zaten kendi deneye deneye tutucu, bu bende olmadı. Herkese Morris uyar mı? Uymaz. Herkese Stanislavski bir tarafından yakalayabilir belki. Herkese Grotowski iyi gelir mi? Deneyecek. Peki Vedic Lab'in kendi prodüksiyonları olabilecek mi? Seneye olacak. Evet, evet. Evet. Bir yer arıyoruz şimdi. Alt katı bir tiyatro olacak. Üst katı mutlaka bir botanik ve bir kafe ve onların üstü derslikler. Sadece tiyatroda değil, filmlere de başlıyoruz. Senaryo doktorluğu hizmeti de veriyoruz. Ama istediğimiz kendi filmlerimizi kendimiz prodükte etmek. Harika. Ve tabii ki tiyatro yapmak. Tiyatro yapmayı daha birincil sıraya koyuyordum. Mecburen koyamıyorum pandemiden dolayı. Böyle bir şeye kalkışamadık. Bir de yerimizde daha bulamadık öyle bir yer. Şu anda böyle iki sınıflı minik minik ilerliyoruz. Oyun okuyoruz çok fazla. İlla yani benim yazdığım bir oyun olması hiç değil. Dünyadan araştırıyoruz. Biraz daha İngiltere'de bir Brandwood Prize diye bir şey vardır. Bir ödül, oyun ödülleri. Çok iyi oyunlar çıkar her sene oradan. Biraz onlara bakıyorum. İşte hemen istetiyorum onları, onları okuyorum. Ne olabilir? Çok güzel yani dünyada bir şeylere dokunan, bazı büyük sorunlara dokunan politik oyunlar çıkar oralardan. Oyun okumaya meraklı insanlar da onu da söyleyeyim dedim. Biraz oralara bakıyorum. Böyle bir Türk yazar arkadaşlarıma söylüyorum. Bir şeyler var mı? Hani böyle bir şeye giriyoruz diye. Yavaş yavaş olacak. Harika. Evet ama hiç acelem yok. Benim artık hiçbir şey için acelem yok. Onun için çok yavaş olsun. Güzel olsun. Biz de keyif, biz de keyifle izleyelim. Yolunuz açık olsun inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün Hayati Çıtaklar'la oyunculuk teknikleri dünyasına şöyle bir baktık, göz gezdirdik. Çok derin bir dünya, çok zengin bir dünya. Ancak tadı damağımızda kaldı. Bir sonraki Sofita'da buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.